Sevgili öğrenciler, bu dersimizde sayı örüntüleri konusunu işleyeceğiz. İlk önce sayı örüntüleri nasıl oluyor onu açıklamaya çalışalım. Sayı örüntüleri belli bir kurala göre dizilen sayılar demek. Bu bazen artma, toplama şeklinde olabilir. Bazen azalma, çıkarma şeklinde olabilir. Bazı sayı örüntülerinde hem toplama hem çıkarma da aynı şekilde kullanılabiliyor aynı anda. Bazen çarpma yoluyla katlanarak büyüyen ya da bölme yoluyla e, azalan sayılar olabilir. Şimdi örnekler üzerinde birlikte çalışarak öğrenmeye çalışalım. İlk sayı örüntümüz 12'den başlamış ve 52'ye kadar sürmüş. 12'den 20'ye bir artma söz konusu. Ne kadar artmış? Önce onu bulalım. 12'den sonra 20'ye kadar sayıyorum. 12'yi söylemiyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yani burada 8 tane bir artma olmuş. Şöyle kağıdı biraz daha yaklaştıralım daha iyi görmeniz açısından. Evet 20'den sonra yine 8 tane daha çoğalmış ve 28'e doğru. 28'e gitmiş. Sonra yine 8 tane çoğalmış ve 36. Demek ki bu sayı örüntümüzün kuralı 8'er 8'er çoğalan sayılardan oluşuyor. Diğerlerini de kontrol edelim. Evet o da 8 tane çoğalmış. Diğeri de 8 tane çoğalmış. Evet ikinci örüntümüze bakalım. 9'dan 7'ye bir azalma söz konusu. 9'dan 7'ye 2 tane azalmış. Sonra çoğalma var. 8 tane çoğalmış. 7, 8 daha 15. Sonra yine 2 azalmış. Demek ki bu örüntümüzün kuralı 2 azalıyor, 8 artıyor. Kontrol ederek devam edelim. Yine 8 artma var. 2 azalma ve 8 çoğalma. Diğer örüntümüze bakalım. 4'ten 8'e yükselmiş. Sonra 1 azalmış. Sonra 7'den 14'e. Burada toplama yoluyla gidilmemiş. Çarpma yoluyla gidilmiş. 4 ile 2 çarpılmış. 2 kere 4 8. Sonra sayımız 1 azaltılmış 7 olmuş. Sonra 7 2 ile yine çarpma yapılmış ve 14'e gelmiş. Biraz daha kalın bir kalemle yazarsak daha iyi gözükecek sanıyorum. Şöyle yazalım. Evet 2 ile çarpılmış. 1 azalmış. Sonra yine 2 ile çarpma yapılmış 14 olmuş. Yine 1 azalmış. 13 2 ile çarpılmış. 26'ya gitmiş. Demek ki bu sayı örüntümüzün kuralı 2 ile çarpma yapılmış. 1 azalmış. Tekrar 2 ile çarpma yapılmış ve 1 azalmış. Şimdi alıştırmaları beraber bulmaya çalışalım. Sayı örüntülerinde kuralı e, dikkat edeceğiniz konu şu. İlk önce sayıların arasındaki ilişkiye göre kuralı belirleyip boş kutuları bulmaya çalışacağız. Sayımız 4'ten başlamış ve 11'e gitmiş. Saydığım zaman 7 artma var. Sonra 11'den sonra yine 7 artma olmuş ve 18'e. Demek ki bu sayı örüntümün kuralı 7'şer 7'şer çoğalıyor. O zaman 18'den sonra 7 tane daha arttırırsam sayımı ne olacak? 25. Ve birinci kutuyu bulmuş oldum. Kontrol ediyorum. 25'ten 32'ye yine 7 çoğalmış. Ha. Doğru koydum sayıyı. Yine 7 çoğalmış. 39'a vardık. Sonra 39'dan 7 daha eklediğim zaman ikinci kutumuzu da bulmuş oluyoruz ve 46. İki kutumuzda cevaplarını bulduk. Diğer alıştırmaya bakalım. 2'den 4'e 2 artmış. Sonra 4 artmış. 8 artmış. Bu şekilde de gidebiliriz. Yani toplama yoluyla. Çünkü ritmik bir artma söz konusu. Ya da çarpma yoluyla da gidebiliriz. Bakın 2 iken 2 kere 2 4. 2 ile çarpılmış. 4 tekrar 2 ile çarpılmış. 8 olmuş. 8'i 2 ile çarpmışlar. 16 olmuş. 2, 2 şer çarpma yoluyla da gidebiliriz. Veya toplama yoluyla da gidebiliriz. Şöyle 2 kendisiyle toplanmış. 4 olmuş. 4 kendisiyle toplanmış. 8 olmuş. 8 yine 8 ile toplanmış. 16. 16 16 ile toplanacak. Veya 2 ile çarpacağız. 32 olacak. 32 2 ile çarpılmış 64 veya 32 kendisiyle toplanınca 64. 64 tekrar 2 ile çarpma yaparsak 128. Burada da ne oldu? Hem toplama yoluyla bulabiliriz hem de çarpma yoluyla. Üçüncü örneğimizde 33'ten sonra boş kutu var. Ben buraya bakarak sayılar arasındaki ilişkiyi çözemiyorum. O zaman nereden bulacağım? Şurada bir grup sayı görüyorum. Oradan bularak Kuralımı belirleyeceğim ve kuralı burada uygulayacağım. 51'den 60'a bir artma söz konusu. Ne kadar artmış? 9. 60'tan sonra yine 9 artmış. Ha, demek ki burada 9 bir artma söz konusu. O zaman şu kutuyu bulabilirim. 33 9 daha topladığım zaman 42. 69 diğer kutuyu buluyorum. 9 daha 78. Gelelim diğer sayımıza, sayı dizimize. Burası biraz daha zor gözüküyor. 2'den 6'ya çoğalma var. 4 tane artma var ve bir azalma var. Fakat sonra 4 artma yok. Ha, burada bir toplama söz konusu değil o zaman. Ne olabilir? Artma olduğuna göre çarpma olabilir. 2'yi 3 ile çarpmışlar. Şöyle çarpma işareti yapalım. Sonra 1 azaltmışlar. 5'i tekrar 3 ile çarp, zaman 15 oluyor. İşte şimdi kuralı buldum. Demek ki sayıları 3 ile çarpıyoruz. 1 azaltıyoruz. 15 ile 1 azalttık. 14 oldu. 3 ile çarpılmış 42 olmuş. 1 azaltılmış 41 olmuş. Şimdi 41'i 3 ile çarpmam gerekiyor. Onu kenarda bir yerde çarpayım. Her zaman zihinden çarpmak olmaz. Hemen 41 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 1, 3. 3 kere 4, 12. Demek ki boş kutumuza 123 sayısı gelecek. Evet. Aşağıda şöyle bir şekil oluşmuş. Sayılar arasında 19'dan başlamış. Ve devam etmiş. Ve artma söz konusu. 19'dan 28'e gitmiş. Ne kadar artmış? Zihnimden hemen buluyorum. 9 artı. 28'den sonra 8 artmış. Ha, eşit miktarda artma söz konusu değil. Artan sayılar 9'ar 9'ar değil. İlk önce 9 arttı, sonra 8 arttı. Devam ediyorum. 36'dan 43'e bu kez 7 tane bir çoğalma var. Ha, çoğalan kısımlardaki, çoğalan sayılar da birer birer azalıyor. O zaman 43'ten sonra boş daire boş çemberin içine gelecek sayı art 7 artmıştı bir önceki dizide. O zaman 6 tane arttırmam gerekiyor. 43, 6 daha 49 oluyor. Bakın 6 koyuyorum. Sonra ne olacak? 5 tane çoğalması gerekiyor. Kontrol ediyorum. 49, 5 daha 54. Aa, gerçekten de doğru bir sayı koymuşum 49'u. Şimdi son çemberin içine ise bu kez 4 tane çoğaltmalıyım. Çünkü nedir? 9 artı 8, 7, 6, 5 Şimdi 4 çoğalacak. 54 4 daha son çemberin içine 58 sayısı gelecek. Diğer dizimize bakalım. 3 5 8 12 diye gidiyor. 3'ten sonra ne kadar çoğalmış? 2 artı 2. Sonra 3 tane artmış. Sonra 4 tane gitmiş. Demek ki buradaki artan sayılarda aynı miktarda değil. 2 artmış, 3 artmış, 4 artmış. Demek ki sonra 5 tane çoğalacak. 12, 5 daha 17. Bakalım doğru sayıyı buldun mu? 17'den sonra 6 tane çoğaldığında 23'e gelmiş. Doğru. Sonra 7 tane çoğalacak. 30'a gelmiş. Doğru. Şimdi 30'dan sonra 8 tane arttırmam gerekiyor. O zaman 38 daha 38 oldu. Sonra 9 tane çoğalmış. 47 olmuş. Şimdi 10 tane çoğalacak. Şöyle artı 10 yapalım. 47 10 daha 57 yapıyor. Ve 57'den sonra 11 tane çoğalacak. Şöyle onu da gösterelim. Artı 11 diyelim. 57 11 daha 68. Evet doğru sayıları yerlerine yerleştirdik. Örüntülerle ilgili son iki örneğimiz var. Bu kez sorular var. Bu kez farklı bir soru var. Dikkatle inceleyelim. Aşağıda verilen kelimeler ile sayılar arasında bir ilişki vardır. Şöyle kağıdı biraz daha yaklaştıralım. Evet. Buna göre üçgenin yerine gelecek sayıyı bulalım. Şimdi ilişkiyi çözmeye çalışıyorum. Kalemlik sözcüğümüz var ve 8 yazmışlar. Silgi 5. Defter 6. Bakıyorum. Harf sayılarına bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane harften oluşmuş kalemlik sözcüğü. Muhtemelen harf sayılarına göre sıralamışlar. Devam edelim. Silgi 1 2 3 4 5 tane harften oluşmuş ve 5 yazmışlar. Defter 1 2 3 4 5 6 harf. O zaman çanta 1 2 3 4 5 harf. Demek ki üçgenimizin içine 5 sayısı gelecek. İyi gözükmedi şuraya kenarına yazalım. Açık olsun. Son sorumuz 3 12 6 24 bu şekilde sıralanan sayılar var ve A ve B harfleri var. Bilmeyen yerlerde sonra biz A ve B harflerini bulacağız örüntüsünde A ile B'nin yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? Bu biraz daha zor bir soru. İlk önce A harfini bulalım. 3 12'ye yükselmiş. Sonra 6'ya düşmüş. Muhtemelen burada bir çarpma var, sonra bölme var. Kontrol edelim. 3 kere 4 12. Yani 3 ile hangi sayıyı çarparsam 12 oluyor? 4'ü. Demek ki 4 çarpma yapılmış. Sonra 12'nin 2'ye bölmüşler ve 6'ya düşmüş. Yarısını almışlar. Şöyle yapalım. Bölü 2. 4 ile çarpılmış. 2 ile bölme yapılmış. 6 ile 4 ile çarpalım. 24 yapmıyor mu? Evet. 24 yapıyor. Doğru gidiyorum galiba. 24'ün yarısını aldığımızda şöyle işaretimizi yapalım. 12'ye düşmüş. Şimdi sıra çarpmada. 12 ile ne yapmalıyım? 4'ü çarpmalıyım. Hemen kenarda bir yerde çarpıyorum. 12 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. A harfinin yerine gelecek sayıyı buldum. 48. Buraya hatta şuraya da yazayım. 48'i. Sonra 2 ile böldü 48'i tekrar 2 ile böldüğümüz zaman 24 olmuş. Yarısını aldığımız zaman. Bu kez 24'ü 4 ile yine çarpma yapmalıyım. 12 ile 4'ü çarptık. 48 bulduk. Sonra 48'i yarısını 2'ye böldük. Yarısını aldık. Ve 24 çıktı. Şimdi tekrar 4 ile çarpmalıyım. 24 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sını buraya geçiriyorum. Elde var 1. 4 kere 2 8. Bir de elde 9. 96. B harfinin yerine gelecek sayı da 96. Şimdi A ile B'yi buldum. İşim bitti mi? Hayır bitmedi. Ne diyordu sorumuzda? A ile B'nin yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? Hemen topluyorum. 96 ile 48'i 8, 6 daha 14 14'ün 4'ü elde var. 1, 9, 1 daha 10 4 de burada 14. Demek ki 144 oldu cevabımız. Bu şekilde sorumuzu da bitirdik. Unutmadan tekrar söyleyelim. Sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkiyi artma, azalma, bölme, çarpma şeklinde ilk önce kavrayıp buna göre boş yerleri daha rahat bulabiliriz.